Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım, bugün bildiğimiz gibi Vezneçiler'de bir katliam yaşandı ve bir bölümü polis, bir bölümü sivil halktan olmak üzere 11 insan hayatını kaybetti. Daha önce de İstanbul'da, Ankara'da bombalar patlatılmıştı ve onlarca, yüzlerce masum insanımız hayatını kaybetmişti. Bugün yine Kürdilerine baktığımız zaman oraların harabe haline getirildiğini görüyoruz. O bölgelerin artık Suriye'de Hama'dan, Humus'tan, Menbiş'ten bir farkının kalmadığını görüyoruz. Yani ülkemiz Suriyeleştirilmiştir artık. Saygıdeğer arkadaşlarım, bu kitabımızın birinci baskısı Kasım 2014 tarihini taşır. O zamanlar Tayyip'le PKK kankiydi. Tayyip Erdoğan bir taraftan İmralı'yla, Hakan Fidan aracılığıyla ve Fidan'ın alt düzeydeki temsilcileri aracılığıyla devamlı görüş alışverişinde bulunuyordu. Bir taraftan da başta sinemacı Sırrı Süreyya olmak üzere HDP milletvekilleri aracılığıyla Kandil'le görüş alışverişinde bulunuyordu. Geçen Sırrı Süreyya'nın açıkladığına göre Tayyip Erdoğan bizzat kendisi arıyor Kandil dönüşü. Gel bakalım Kandil'den ne haberler getirdin bize diye. İşte o tarihlerde çıkmıştı bu kitabımız. Kasım 2014'te. Ve biz o zaman demiştik. Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye, sıra sende Türkiye diye. Sıranın Türkiye'ye geleceğini devrimci teorimizin ışığında netçe, kesince görmüştük ve göstermiştik. Ve hep diyoruz ya, yıllardan bu yana bu savaş ne Türklerin savaşı ne Kürtlerin savaşı. Bu savaş Amerika'nın savaşı. Meclisteki dört Amerikancı partiyi de, ki biz bunlara meclisteki Amerikancı dörtlü çete diyoruz. PKK'yı de, PYD'yi de, HDP'yi de, YPG'yi de, IŞİD'i de hepsini Amerika yönetiyor. Bunlar Amerika'nın bölgedeki değişik aktörleri ve kendilerine verilen rolü oynuyorlar, görevleri yerine getiriyorlar. Peki Amerika'nın amacı ne? İşte bu haritada ortaya koymuş adam amacını. BOP haritasında yani. Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değiştirilecek ve bizim bugünkü çıkarlarımız doğrultusunda yeniden belirlenecektir diyor. Ve yeni devletler oluşturulacaktır diyor. İşte Türkiye'nin bir bölümü bu haritada Free Kürdistan, bir bölümü de West Armenia olarak gösterilmekte. Yani Türkiye üç parçaya bölünecek bu haritada, haritaya göre. Ve bu savaş bu harita tümüyle hayat bulmadan durmayacaktır. Çok daha önceden söyledik. Bu katliamlar giderek, boyutlanarak, şiddeti daha da artarak devam edecek. Bu harita hayata geçinceye kadar dedik. Ve ne yazık ki süreç bizim öngördüğümüz şekilde gelişiyor. Demek ki Amerika Orta Doğu'da ikinci bir İsrail yaratacak.
ikinci bir petrol bekçisi yaratacak arkadaşlar. Bu net, açık, kesin. Bu da Amerikancı Kürt devleti olacak. Birkaç gün önce Suriye'de YPG komutanı öldürüldü. IŞİD'in attığı bir havan mermisi sonucunda. Ebu Leyla. İşte Obama'nın temsilcisinden baş sağlığı diye Gündem gazetesi açıkça koyuyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ özel temsilcisi Brett McCrook da Ebu Leyla için taziye mesajı yayınladı. Ve aynen şöyle diyor McCrook. Dualarımız doğum yeri Membiç'i IŞİD teröristlerinden kurtarmak için düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden komutan Ebu Leyla ile birlikte. Yani Ebu Leyla esasında Amerika'nın komutanı ve tüm PKK kadroları Amerika'nın komutanları. Zaten Obama da açık bir şekilde söyledi bunu. Bölgedeki yerel ortağımız dedi. Bu kadar, bu mesele net. ...7 Haziran seçimleri öncesi yaptığımız TRT konuşmalarında da söyledik. Meclisteki bu 4 ikiyüzlü, düzenbaz, sahtekar, hep ikili oynayan Amerikancı 4 burjuva partisinin de Türkiye'yi götürebilecekleri bir tek yer var. Suriyeleştirmek, orada 3 parça halinde parçalamak ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaktır. Başka hiçbir yere götüremezler dedik. Ve ne yazık ki süreç o doğrultuda akıp gidiyor. Bu süreci sadece biz durdurabiliriz. Ne şekilde? Kürt meselesinin gerçek anlamda devrimci bir tarzda çözümünü hayata geçirerek. Şu an Kürt meselesini savunur görünümdeki kadrolar, örgütler bu meselenin Amerikancı çözümünü savunuyorlar. Ve onların savunduğu sürecin sonunda Orta Doğu'da İsrail'e kardeş bir devlet ortaya çıkacak. Onu savunuyorlar. Biz ise tam tersini savunuyoruz. Kürt meselesinin devrimci bir tarzda, gerçek anlamda eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde ve Kürt ağalarının, Kürt beylerinin, Kürt burjuvalarının, Kürt tefeci bezirganlarının değil, ezilen ve sömürülen Kürt işçilerinin, yoksul Kürt köylülerinin, Kürt esnaflarının ve Kürt aydınlarının çıkarı doğrultusunda çözmeyi amaçlıyoruz biz. Ve bizim çözümümüz devrimci bir çözüm olacaktır. Demokratik halk devrimi mücadelemizin sonunda oluşturacağımız demokratik halk iktidarında gerçekleşecektir bu çözüm. Bu çözümün de adını koyduk. Edirne'den Doğu Türkistan'da içinde olmak üzere Çin sınırına kadar Kürt Halk Cumhuriyeti dedik. Ve bizim çözümümüz Amerika'yı ülkemizden, bölgemiz Orta Doğu'dan ve Asya'dan tümüyle atmayı, püskürtmeyi, def etmeyi amaçlayan bir çözümdür dedik. Ve tüm Orta Doğu ve Asya halklarına özgürlük getirecek olan bir çözümdür dedik. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'deki satılmış Amerikancı medya bizi susuş suikastıyla yok etmek istiyor. Bize karşı
bütün televizyonlar, bütün yayın organları yandaş ve bize düşman. Pensilvanyalı İblis Fethullah'ın medyasından, Tayyipgillerin yandaş AKP medyasından tutun da CHP'nin Halk TV'sine kadar, İP'in Ulusal TV'sine kadar hepsi bize düşman. Bunların hiçbirinde bizim partimizin adı geçmez, suretlerimiz görünmez. Çünkü bunların hepsinin ortak paydası Amerikancılıktır. İzleyin, bir tekinde olsun Amerika'ya tık diyebilen var mı? Hayır, yok. Onlar hep ikili oynayarak, bir kayıkçı kavgası yaparak halkımızı kandırma derdindeler. Ve mecliste çoğunluğu yahut etkinliği ele geçirerek Amerikalı efendilerine daha iyi hizmet etme derdindeler ve onun yarışındalar. Yoksa onların hiçbirinin ne vatanımızla, ne ülkemizle, ne halklarımızla zerre ilgileri yoktur. Bakın, geçenlerde, daha birkaç gün önce emperyalist Ermeni soykırım yalanı Alman meclisinden de geçti. Ve biz o zaman yaptığımız açıklamada dedik ki yeni sevilci emperyalist çember gittikçe daralıyor. Yani emperyalistler artık hızla Türkiye'yi Yenisey bataklığına götürmek ve orada boğmak istiyorlar. Alman meclisinden geçen bu emperyalist yalan da onun göstergelerinden, işaretlerinden biridir dedik yoldaşlar. Nitekim Avrupa yayın organları açıkça başlık atıyorlar. Boğaz'ın hasta adamı yeniden diz çöktü diyorlar. Yani artık birinci emperyalist kurtuluş savaşımızda hezimete uğrattığımız ve heveslerini kursaklarında bıraktığımız emperyalist haydutlar sürüsü o zaman çöpe atılan Sevr haritasını yeniden Türkiye'nin önüne koyabiliriz ve onu diz çökmüş hasta adama kabul ettirebiliriz. Onun zamanı geldi diyorlar. Ve onun sevincini yaşıyorlar, onun bayramını ediyorlar. Bir kötümser öngörüde daha bulunalım. Saygıdeğer arkadaşlarım. Ne yazık ki bu alçaklar bu namussuzca amaçlarla ulaşacaklar. Türkiye'yi ikiye değil üçe bölecekler. Dikkat edersek Ermenistan devleti ve Amerika'daki Ermeni diasporası da çok açık bir şekilde fırsat bekliyor. Ve Türkiye'nin mevcut sınırlarını tanımıyoruz diyorlar. Kars-Moskova anlaşmalarını tanımıyoruz diyorlar hepsi. Ermenistan Anayasa Mahkemesi dahil, Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan dahil. Türkiye'de bir çözülme olduğu anda biz de tarihi topraklarımız üzerindeki haklı ve meşru davamızı hayata geçireceğiz diyorlar. Peki Amerika'daki, Avrupa'daki Ermeniler gelir mi buralara diyorlar. Orta Doğu'da yaşayan yığınla Ermeni halkı var. Onlar öncelikle gelir diyorlar. Yani İnsan soyunun baş düşmanı ve emperyalist haydutlar çetesinin lideri ABD emperyalistlerinin bu haritası hayat bulmadan demek ki Orta Doğu halklarına rahat yok. Gün yüzü gösterilmeyecek ve oluk oluk akan kanlar durmayacak. O sebepten biz diyoruz ki katil Amerika,
Orta Doğu'dan defol diyemeyen her siyasi ve her aydın ya gafildir ya hain. Bütün bu kanların sebebi ve bu kanlı savaşları, katliamları yöneten, devlet başkanlarını katleden ve ülkeleri parça parça eden, ölüm tarlalarına çeviren emperyalist haydutlar çetesinin önderi ABD emperyalistleri ve müttefiki Avrupa Birliği emperyalistleridir. Yani baş düşman onlardır. Onları bölgemizden defetmeden bu kanlar durmaz. Bu ölümler bitmez. Analar ağlamaya devam eder. Gözyaşları akmaya devam eder. En sonunda yine halklar kazanacak. Çünkü tarihin akışı ileriyedir. Bugün biz derdimizi anlatamıyoruz. Ulaşamıyoruz çünkü insanlarımıza. Bir zindanın yaş ve taş duvarına vurulmuş bir yumruk gibi yansısız kalıyor mücadelemiz. Oysa Türkiye'nin kabusu ve en büyük felaketi olan Tayyipgiller iktidarına karşı, AKP'giller iktidarına karşı en yoğun mücadeleyi biz veriyoruz. Ama bu halkımıza ulaştırılamıyor. Halkımız bizden ve mücadelemizden habersiz. O yüzden etkisiz kalıyoruz. Ama bu da geçecek. Bu ablukayı da yaracağız. Sonunda halkımıza ulaşmayı başaracağız. Bu biricik, haklı ve meşru davanın halklar için ne denli faydalı olduğunu ve onların tek kurtuluşları olduğunu anlatacağız. Ve yeniden parçalanmış, ayrı devletler içinde olmuş olsa bile Türk ve Kürt halkını kardeşleştireceğiz. Bin yıldan bu yana nasıl kardeşçe yaşamışsak bundan sonra da öyle yaşamaya devam edeceğiz. Ama başta da söylediğimiz gibi gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz ve emperyalist haydutlar çetesini, ABD haydudunu ve Avrupa Birliği haydutlarını bir kez daha hezimete uğratacağız. O günler mutlaka gelecek. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.